hikayesi şöyle oldu kuşun. Kuşu orada uçuruyorlar. Biz de orada kuş uçuruyoruz. Kuş her oyuna girince, Selahattin abinin orada uçuyor. Her oyuna girince abim beni dövüyordu. Ben de küçüğüm o zaman. Sen ya. Bu kuşu nasıl elinden kaçırırsın diye. Her ya. Oyuna girdiğinde ben de ayak yiyordum o kuşun yüzünden. Yani ben hani onu öğrendikten sonra sadece ben çok vicdan azabı çektim. Evet. Sonra bu kuşu bak o kadar kalbimiz temiz ki bu kuşu tabii aradan 6 aylar falan geçti. Tekrar uçuruyor bu. Sürekli uçuyor kuş. Kuş bir gün oynadı. Binaya düştü oraya. İndiği yere. İnemedi evine. Binanın bacaya düşüyor. Bacadan içeri düşüyor. Mutfak bacaları var ya. Oradan içeri düşüyor. Kuşu arıyorlar, tarıyorlar. Kuş yok. Aradan bir hafta, 10 gün sonra biz de böyle ben herhalde yakışıklı gibiyim falan. Yani bu yaşlarda olmam lazım. Aşağı yukarı. Otururken arkadaşlar da mahallede de bir tane kız dedi ki ya Vasi dedi sende güvercin var mı dedi. Var dedim. Ya bende bir tane çok çirkin bir siyah bir güvercin var dedi. Bacadan düşmüş dedi. Muhabbet kuşunun yanında duruyor dedi. Sana vereyim bir getirdi o Arap. Ay vah dedim geldi bizim Arap. Tamam. Bizim Arap geldi dedim. Biz o Arap'tan bir tane yavru aldık. Sonra o Arap öldü. Daha da bu Araplara da girer mesela o kızıllara. O işte sendeki şu andaki var ya yumurta gelen Araplara. Bir yerden girer dokunur böyle hafif. Bir önde sonra kuş öldü. Hastaydı zaten. Kuşta da yumurta varmıştı. Ona vurduk. Ama bir yerden dokunur mesela. O bizim mesela Araplarda bol takla olayı falan belki de oradan. Olabilir, evet. Güzel bir anaydı Serkan abi yani. Sayende çok dayak yedim yani. Onu buradan belirteyim. Vicdan azabı çekiyorum. Evet. Şimdi ona göre kelafetim. Ne istiyorsan. 3-5 tane fazla vereceksin artık. Yani sağ olsun, ne istiyorsan. Valla arkadaşlar şimdi Serkan abiyi konuşturmaya geldik. Çenem düştü. Serkan abi de görünce böyle eski günler. Kusura bakmayın biz konuştuk böyle. Şimdi Gök'ü anlat Gök'ü. Hangi Gök'ü? Uzunu. Uzunu giden işte. Neredekini? Yakaladın işte. He ya o da ayrı bir güzeldi ya. Onda takla yoktu. Tabii az taklaydı o uzun gidiyordu. Az taklaydı çok böyle dikişine yani süratliydi. Evet. Ya bizim mahallede zaten Serkan abi. Benim kuşmuş. Şimdi yani bizim mahallede hep öyleydi. Yani, o ondan oraya geçerdi. Mustafa abi sahip çıkmış ama. Evet şimdi mesela bak. Bizim bozların çıkma yeri de Ekrem abi mesela. Tabii, aynen. Tabii bir tarafı oradan, dişi oradan, erkek de gene yakalama. Biz kuşları yakalıyoruz, birbirine eş ediyoruz, çıkan yavruyu birine veriyoruz. Sonra kulaklar için nasıl? Yavruyu Selahattin uçuruyor, Selahattin kaçırıyor, Ufuk yakalıyor, Berber Ufuk. Berber Ufuk alıyor, Ekrem abilere veriyor. Orada kuş büyük oynuyor. Sonra Ekrem abi dedi ki bak o anneyi babayı birbirine vurdu, biz ayırmıştık. Birbirine vurunca bu kuşlar yani, türedi gitti. Devam. Yılların şey yani işte. Yani işte ne oluyor? Yine eskiye dönüyoruz. Tabii. Yani temel olacak ki bina sağlam olsun. Tabii. Şimdi... Yine dönüyoruz ama tabii ki yenilerde hani çalışmalar çok. Hizmetler daha çok. Hani biraz daha hani ne bileyim yani mesafe diyoruz ama yani eskiden de mesafe de vardı. Arkadaşım takla da vardı ya. Tabii. Yani kuşları bizim yakalama olayımız Serkan abi ben bunu her zaman söylüyorum. Bütün yani hepsi arkadaşlar. De yakalamaya sadece biz kendimiz çıkartmamıştık ki. Yani yakalama olayı da şöyle oluyordu. Mesela Serkan abinin burada kuş uçuyor. Böyle aynı bir şey. Oynuyor. İnemiyor kuş. Yani yere hakimiyeti yoktu diyorlar da öyle değildi. Yok. Kuş 50 tane 60 tane yapıyordu. Buradan şu arka bahçeye düşüyordu. Yana düşüyordu biz alıp gidiyorduk. Yani beklerdik yani. Çocukluk yani. Tabii öyle. Çocukluk. Mesela ben bazı büyükler amcalarım vardı. Mesela Mehmet amcanın orada ben bekleyip bir Arap yakaladığımı bilirim yani. Günlerce bekleyip yani bir gün değil. Ben günlerce orada oturdum. Bir tane Arap için. Ha bugün düşecek, ha yarın düşecek. Zabıta Mehmet amca, Trenci Yaşar amcanın bir akbaş sarısını yakaladım böyle aynı bu yavru gibi. O arkaya düştü kuş. Aldım kaçtım. Yani kuşu bir hafta gittim seyrettim. Yani şimdi ondan sonra düştü aldım kaçtım. Biz şey yapardık. Öyleydi yani çocukken. Biz Ramazan'da iftarı beklerdik. Evet takip evet. Takip ederdik kim kuş uçuruyor, kimin kuşu havada. Ezan açmaya içeri gidecek. Ezan okununca tamam. Evet. Yani küçük bahçeler o zaman şimdi abim. Aynen. Yani küçük bahçeler kuş illaki ya çatıya düşecek ya bahçeye. Yani çünkü altları çok sıkı. Çıkabiliyorduk hani şimdiki gibi binalar falan nerede? Yani bir de Serkan abi. Aman dedim atmaca mı geldi? Vallahi ben atmaca sandım yabaniymiş kuşta fena korktu. Vallahi billahi ya. Bir de Serkan abi kuşlar şimdi şu kadar bir kaldırım olurdu şunun kadar inemezdi. Evet. Kırıltı basma şansın yok kuşa. Hepsi kalkardı. Değil mi? Aynen hani, öyle. Yani arkadaş neymişti ya? Pırıltı basamazsın. Merdivenden kuş kümesten çıkar ki inemezdi. Gök'ü ben öyle kaybettim işte. Evet çok perdaklıydı o. Gök'ü uçuruyordum. Hayır kümesten çıktı. Orada bir taş var. Taşın oraya çıktı. Taşın oradan atlayınca ayağını kesti gitti.
O da benim kümese gelmiş. Ne güzel işte abi. İyi olmuş. İyi olmuş. Bak şimdi onlardan devam ediyoruz. Aynen, aynen. Muhafaza ettik. Bizde olsa ya ben biz muhafaza ediyorduk yani kuşları. Ben askere giderken zaten biladerime bıraktım. Askerden geldim. Çiftlik falan yapınca yani onu uğraşamadım çünkü hani evet. Şey değil. O zevk işi, o ayrı bir şeydi. Köpeğim vardı benim. Yani 10 senelik köpeğim de benim o köpeğim hani mahalleye kimseyi koymazdı. Sağlam bir köpekti. Ben buradayken bir sene falan geçti geçmedi biladerim aradı. Abi dedi köpek öldü. Dedim Hakan bütün kuşları topla. Salı günü aradı. Dedim Hakan kuşları topla hafta sonu buraya getir. Evet. Köpek gitti dedim ben kuşlar kesin gider. Ha biz kapı ikili durmazdı. Zaten o köpek yetiyordu. Çünkü çok kişi geldi. O isimlere gerek yok. Çok evet. Kişi geldi mahalleye giremediler. Tabii. Salı günü konuştuk bizim perşembe günü bütün kuşlar gitti. Evet. Yetişmedi hafta sonu. Hani okula gidiyordu çocuk şimdi polis olanlar. Evet Hakan okula abi. Gidiyordu. Cumartesi günü hani ben orada tek kalıyordum çubukta. Gelecek yani getirecekler cumartesiye yetişmedi. Köpek salı günü öldü, perşembe günü kuşlar. Şimdi hala devam ediyor kuş ya birader senin. Birader de var ha? Evet. Arap yanar döner şey oradan zaten gelme. Evet. Güzel anılar arkadaşlar yani. Diyorum ya hep iyi kuşçuların kuşları var bende. Evet. Biladerim kuşu da var. Evet bütün. O şeydir yani. O da ayrı bir ekol. Tabii, yani. Tabii aynen öyle. O da çok konuşulur. Keçören'de tabii ki bilinirdi yani. Kuşumuz hala arkadaşlar havada. Çok güzel geziyor. Yeni başlamış. Girdi. Aferin. Maşallah. Yüksekten hallediyoruz ama yani biz çok şu anda aşağıda duruyoruz tabii. 3 metre aşağıdayız. Tabii aşağıdayız. Biz şöyle istimlak duvarının altındayız. Orası güneş. Arkadaşlar bu arada günlerden cuma ayın kaçı? Yarın ihalemiz var. Yarın ihaleye Serkan abinin kuşları çıkıyor. Canlı yayın neden yapmadım? Güzel görünsün. Ekran da şimdi insanlar sıkılmasın. Rahat rahat izlesinler diye canlı yayın yapmadım. Canlı yayında çünkü sorulardan hem muhabbet edemiyoruz hem de video kalitesi düşük oluyor. O yüzden böyle video kalitesi biraz daha iyi olsun diye. Bugün akşam atarım bunu. Yarın da bugün atarım yolda giderken şimdi. Yarın da bu kuşlardan yayına çıkacak. Arkadaşlar yarın yayına çıkacak. Çok hırslı bir hayvan Serkan abi. Ya bebe ya. Evet. Serkan abi kupalarda ne yapacağız? Kupayı uçurmayacak mı? Atmaca bıraksaydı uçuracaktık. Evet. Gerisini hazırlar. Artık. Hazırlar Serkan abi. Hazırla. Ya hazırlar. Ağustos, ben. Eylül, Ekim'de falan hazır olur senden. Zaten biz dedik hani şu biraz hani bir iş yapsın. Kanatlarını zaten keser bekletir. Kanatları yerken sonra uçururuz diye evet. Düşünüyordum. Yani kesmeye fırsat bırakmıyor adam. Evet, Serkan abi kupalarda da var arkadaşlar. Dünya Uyumuş evet, turnuvasında da var. Ya Eke'de Arap'ı yetiştiremedik. Yetiştiremedik. Yani. Yetiştirme derken atmaca götürdü. Evet, yoksa yani, o güzeldi. Atsaydık evet. Gittiği tamamdı yani o. Evet, inşallah bakalım bundan sonra. O Araplardan var mı peki Serkan abi, Vercan? Yok, şu anda yok. Sadece et yavrusu var iki tane. Evet. Diğer bir iki kan şey var. Bir yanar dönerle bir Arap'tan çıkma Arap var onu göstereyim şey yaparsan onu da götürürüz. Tamam öyle yaparız. Arkadaşlar ben kuşun birkaç tane daha çekeyim. Bakalım. Ondan sonra 50 dakika olmuş çünkü. Ondan sonra bir kuşları alırken de bir göstereyim size şöyle. Ondan sonra siz de en azından. Araba benim bozu duruyor. Öyle mi? Uçurmadım o kuşu. Maşallah. Ha bugün ha yarın hani illa ki hani sen geleceğin hesabıyla hiç uçurmadım. Evet. O ara bir hafiften hastalık geçirdi gibi, hafiften boyun döndü, işte ilaç milaç verdim, düzeldi, hafiften biraz boyun varsa hani uçurmayacağım emanet, gidecek bir söz verdim, ağzından çıktı. Evet. Dua ediyorum bir şey olmaz ya, bir teslim edeydim. Evet, Serkan şimdi, abi bu kuşlarda çok memnuniyet yaşarım. Aldık biliyor musun? O verdiğimiz grupta. Çok memnun kaldılar. Trenci İnsanlar. Yaşarın zaten şeylerden çıkma. Ona gök gitmişti. Hmm. Arap abi dedim ben sana bir tane dişi göndereceğim. Boz bir tane çıktı şansına hep erkek verdi. Evet. O şeyler cicibaşın yavruları evet. Hep erkek çıktı. Dedim bir tane sana dişi göndereceğim abi. Bu herhalde dişiydi. Daha yeni böyle tüylenmişti yani kanat kuyruk düzüyordu. Ben resmini attım hatta dedim içerik yani. Hmm. Herhalde bu dişidir. Dişi çıktı gerçekten de. Ne ya? Hafiften boynu yani hafiften döndü. Şimdi kalkıyor takla dönüyor. Yani hiç uçmadı. Evet. Güzel bir damızlık artık. Çok güzel. Evet. Yo, aynı kandan dedim hani sana göndereceğim. Sağ olsun o da. Bizi destekliyor Arap abi de. Ya Arap abi mi? Ya İyidir, senin evet. Yani zaten hepsi zaten eşin dostun oldu. Evet öyle oldu. Gerçekten hani artık bir güzel bir çok yani, güzel bir ortam kurduk. Güzel bir grup yani. Evet güzel bir grup oldu. Güzel hani arkadaşlar eşit. Hani orada hani ticari amaç güden
farklı şeyler düşünenler zaten elendi. Evet, elendi. Farklı düşünenler. Evet, elendi. Biz bize kaldık. Her günde yeni böyle güzel insanlarla tanışıyoruz. Güzel abilerle tanışıyoruz. İşte bu kuş da bizi bir araya toplayan bir şey oldu. Ya güvercin. Bu da gerçekten öyle bir vesile oldu. Yani şimdi kuş şeyiyle mesela biz seninle. Tabii ki. Tekrar bir araya geldik. Yıllar sonra evet bir araya geldik. Serkan abiyle arkadaşlar. Güzel olur ya, iyi olur. İyi olur. Serkan abi ağzına sağlık. Eklemek selam istediğin, abi. Söylemek istediğin ya. Bir şey var mı arkadaşlara, camiaya? Hobidaşlara çok selam ya. Aleyküm hepsi selam. Adam. Allah razı olsun Serkan abi. Bizden hepsini seviyorum. Gerçekten yani şöyle bakıyorum. Evet. Ben yıllardır hani aşağı yukarı insanların içindeyim. Hani şeyin içindeyim. Az buçuk hani insanlara baktım ama biraz çözerim. Evet. Yani senin yani %95'i böyle düzgün, temiz, iyi niyetli insanlar. Evet. Böyle çünkü insan fark eder şey yani böyle arsızlar hani onlar vardı biraz elendi. Elendi. Biraz vardı. Vardı elendi. Böyle arsız böyle pijleme gibi ama şöyle bakıyorum gerçekten düzgün. Güzel şeyler kaldı, insanlar kaldı arkadaşlar. Bozumuz hala havada arkadaşlar. Artık iniş şeylerine geçti. Aslında şöyle bir çeksek inerken de. Ya inerken çek. İnerken de bir çeksek. Çok şükür yani konan kuş görmedik. Evet. Aferin bak bayan şey yapmış ha. Evet doldurmuş artık sığmış kendini. Evet. Ama biraz şey tabi zamansız attı biraz. O da tabii bir fark yani, hayvanlar çünkü hem karnı tok hem öğlen sıcağı arkadaşlar. Biz duramadık orada kaçtık. Biz duramadık kaçtık vallahi. Güneş tepemizdeydi. Hayvan gene de ne kadar dayanıklı bir hayvan. Aşağı yukarıda ben size söyleyeyim 50 dakikadır falan hemen hemen 45-50 dakikadır da havada. Teki alınmış. Altında da bir dünya kuş var orada arkadaşlar. Kümes açı mı? Kümes açsa 50-100 tane kuş var. Şimdi bakarız abi. Serkan abi sen bu hayvanları, büyükbaşları herhalde şeye kesime veriyorsun değil mi? Ya devlet kurumuna etbala veririz. Evet. Ya da büyük firmalar var. Bu Türkiye'de hani böyle etinin %20'sini, %30'unu tedarik eden firmalar var. Evet. Peki bu şimdi onlara. Mesela çok zor bir iş olduğunu biz biliyoruz bunu. Ya çok. Şimdi bazı arkadaşlar hemen diyor ki ya biz de hayvancılık yapalım. Kuralım bir mandıra, alalım. Yok, dana olmuyor. İneği. Öyle ya, değil mi? Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yani bunun biraz tecrübesi lazım. Tecrübe sen her şeyde tecrübe lazım. Evet. Yani öyle hemen kurayım, alayım, yapayım da olmuyor. Evet. Yani kuşçuluk yapacaksın hemen git pazarda 10 tane topla git kuşçuluk yap. Evet. Aynı şey yani. Sonuç bir şey oluyor mu? Tabii. Olmuyor. Profesyonel olması lazım her şeyin. Öyle olmuyor yani. Ha tabii ki ne olur ama bir yerden başlanılır. Tabii. Yapa yapa gidilir yani. Yapılabilir. Yapılmayacak bir şey yok. Gene girdi. Çok güzel bir iştir. Gerçekten yani insana zevk de verir. Evet. Para da kazandırır. Ha, dönemsel evet. Bazen tabii bu sene, geçen sene biraz sıkıntılar oluyor. Dönem dönem ama tatmin eder yani insanları da. Evet. Meslektir yani iyidir. Hani biz bunu gerçi iş olarak değil, biz sevdiğimiz bir hayat tarzı gibi görüyoruz şu an için. Evet. Yıllardır yani öyle. Tabii sen hani profesyonel hesap, olarak yani hesap, yıllardır. Yani şey olarak değil yani illa ben buradan para kazanacağım hesabı ben onu görünce mutlu oluyorum. Çok güzel bir dişi. Yok güzel. Evet güzel dişi arkadaşlar, çalışkan bir hayvan. Ya öbürü şeydi daha, o bundan biraz daha süratliydi. Evet. O çok yani böyle deli uçuyor yani böyle uçmaz falan daha bir manyak. Bu biraz daha toplu. Güzel bu da yani o tarlaya ben olacağım. Girdiği zaman mesela hani 3 tane 5 tane yapıyorduk. Çok hızlıydı. Ay iniyor arkadaşlar yani evet. Yanlış yapamadım. İn. İn oğlum. Aferin. Ya bu tarz da çıkıyor. Evet bu da iniş arkadaşlar. Kuşumuz da indi. Onu da gösterelim. Kuşumuz da indi. Kalktığı yere de indi evet. Evet. Ben şöyle bir göstereyim arkadaşlar tekrardan. Kuşların hepsi de dışarıdaymış maşallah. Çok sıcak. Evet. Böyle bir yavru arkadaşlar. Maşallah böyle kalktığı gibi de yerine indi. Gayet güzel. Evet. Evet arkadaşlar ikinci bölüme geçiyoruz şimdi. Bir daha çekeceğiz kuşları gösterirken.
Hatta biz bunu ikinci bölüm, üçüncü bölümde yapacağız. Serkan abinin de birinci bölüm olması lazım YouTube'da. Onu da izlersiniz izleyemeyenler için. Biraz da başarılı da aslında bunlardan. Yani hep işte. Kanada gelmiş. Zaman hep. Şey ya sıkıntı evet, yani. Evet sıkıntılı. Bu da tekte de. Evet. Kendi kendine bir şeyler yapıyordu. Bu da iyi. Fitilli bir beyazmış. Yok güzel beyaz. Evet. Maşallah da güzel. Erkek. Yok, bu da şey. Ha erkek. Çok severim. Evet. Bayağı sev. Yani şeyde bozdan çok. Kaç tane yapıyor Serkan abi? Valla saymadım mı yani? 30 tane falan atlar. Evet. Ama işte şu anda ne yapar? Böyle. Kanada gelmiş, 3'e gelmiş. Hmm. Oradan aradan bir tane atmış. Şey güzel. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi kuşlara geçeceğiz birazdan. Biraz sonra da onu atalım evet. Kuşlar ayırırken bakarız en azından. Şimdilik görüşmek üzere. Biraz sonra bir daha tekrar açacağız. O yayında izlerseniz kuşları alırken göstereceğiz. Saygılar.